Vataymenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Vataymenistan'ın doğal güzelliklerini keşfedelim. Destanın yazıldığı Katodama. Osmanlı İmparatorluğu Ermenileri Fransız okulundan. ABD ordusunun 270 aracı Suriye'den Kuzey Irak'a geçti. Aşat Harutyunyan, bir Ermeni sivilin barış gücünün huzurunda Azeri keskin nişancı tarafından öldürülmesi Rusya'ya atılan ahlaki bir şamardır. Batı Ermenistan'daki Mardin'in Derik ilçesindeki Gevork Ermeni Kilisesi, Müslüman kadınların dikkatinde. Kremlin, Putin-Paşinyan-Aliyev görüşmesi hazırlıklarını duyurdu. Yerevan ve Bakü henüz bunu teyit etmediler. Uluslararası Fransız-Ermeni dostluğunun 20. yıl dönümüne adanan bir sergi açılacak. Batı Ermenistan'ın Şırnak, Siirt, Van sınırında bulunan, 2950 rakımlı Kato Dağı doğa severler tarafından ilk defa fotoğraflandı. Kato Dağı İskender'in geçemediği dağlar olarak da bilinir. Doğal güzellikleri nedeniyle doğa severlerin uğrak merkezi haline geldi. Burada kış sırt, dağ zirveleri ve yamaçlar kalın kar tabakasıyla kaplanır ve ilkbaharda doğanın uyanışıyla birlikte bir cennet manzarası açılır. Bol bitki örtüsü nedeniyle dağ yamaçları doğadaki en güzel renklere bürünür. Ve hayvancılık yapanların sürülerini Kato Dağı'nın otlaklarında otlatmaları tesadüf değildir. Yerel ve dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler burayı sık sık ziyaret ediyor. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın evlatları daha önce hiç görülmemiş bir masalsı doğal güzelliğiyle kesinlikle karşılaşmak istiyorsanız, özellikle Kato Dağı da dahil olmak üzere atalarımızın beşiğini ziyaret edebilirsiniz. Maktik teyzen Fransızca öğrenebilmem için bir Katolik rahibe okuluna gitmemi istedim. Büyük annem ise benim ve kız kardeşimin Üsküdar'daki zengin ve varlıklı kızların gittiği Mezburyan okuluna gitmemizi istedi. Yeremlik teyzeme gelince bunun anlamsız olduğunu düşünüyordu. Bizden büyük olanın terzi çırağı olarak çalışmaya, bilgi ve itaatkar olduğu için bizden küçüğünün geçici olarak evde kalmasını teklif etti. 19. yüzyılın sonralarında sönmek üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransız misyoner okulları genellikle Avrupa'ya açılan toplum için bariz bir seçimdi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. ABD kuvvetleri 7 Kasım'da Elveli sınır kapısından Kuzey Irak'a gidecek olan 270 araçtan ibaret bir konvoyu Haseke köyündeki Harabcir Havalimanı'ndaki askeri üstünden çıkardı. Mayadin uydu yayın istasyonu, bunun son yıllarda ABD'nin askeri araçlarını Suriye'den çıkarmaya yönelik en büyük operasyonlardan biri olduğunu belirtiyor. Yerel kaynaklara göre konvoy 150 tır ve 120 adet tanktan oluşuyordu. Suriye Demokratik Güçleri'ne ait araçlar konvoyun güvenliğini sağladı. 25 Ekim'de Suriye petrolünü taşıyan kamyonlar Suriye'den kuzey Irak'a doğru yola çıktı. Bundan saatler önce çoğu zırhlı olan 79 askeri araç Harabjiri Havalimanı'ndan Irak'a giden Elveli sınır kapısından Irak'a geçti. Western Armenia TV'de Şuşi Şehri Tarih Müzesi Müdürü Aşo Tarutunyan, Ermeni-İran ilişkilerinin geliştirilmesi için atılan adımlar, diplomatik alanda yapılan hatalar hakkında bilgi vererek, İran ile askeri politik ittifakın imzalanmasını ve Rusya ile ilişkilerin yeni bir boyutta normalleşmesinin önemini vurguladı. Azerbaycanlı bir keskin nişancı tarafından bir Ermeni sivilin öldürülmesini atıfta bulunarak, Azerbaycan'ın Artsakh topraklarında barış gücü misyonunu göz ardı ettiği ve aynı zamanda 9 Kasım'da imzalanan üçlü açıklamanın hükümlerini yerine getirmediğini gösterdi. Batı Ermenistan'daki Mardin ilinin Derik ilçesinde 1650 yılında inşa edilmiş Sur Ermeni Kilisesi yerli Müslüman kadınlar tarafından bakım görüyor. Agoncnetin aktardığına göre bu haberi Amerika'nın Sesi Türkçe servisinin internet sitesi bildirdi. Kanaa göre söz konusu kiliseyi kendileri için kutsal sayan bu Müslüman kadınlar kilise alanını temizliyorlar. Ermenilere karşı işlenen soykırımdan sonra kiliseye Türk devleti tarafından el konulmuş ve uzun yıllar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. 1957'de ilçedeki Ermenilerin sayısı yeniden artmaya başlayınca kilise yerel Ermeni cemaatine satıldı. 2004 yılında restore edilen kilise yeniden açıldı. Ancak delikte sadece iki Ermeni yaşadığı için kilise sicilsiz kaldı ve kilise işlerini yıllar boyunca aynı mahallede ikamet eden Hatun Çaçur yaptı. Ancak daha sonra yaşlılık ve hastalık nedeniyle bu işe devam edemedim. Kaynağa göre Çaçur'dan sonra kiliseye tekrar yerli kadınlar sahip çıktı. İlçede kalan son Ermeni Zakarya Sabuncu buraya dua etmek için gelen tek kişidir. Amerika'nın sesi muhabiri ile yaptığı konuşmada yıllar önce burada yedi kilise olduğunu bunlardan sadece birinin kaldığını vurguladı. Kremlin sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin video konferans şeklinde üçlü bir toplantısının hazırlandığını duyurdu. Rusya'nın Devlet Interfax haber ajansı üçlü toplantının bu hafta başlarında yapılmasının planlandığını bildirdi. Ancak ne Rusya Federasyonu Devlet Başkanının basın sekreteri ne de Interfax tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bildirmedi. Resmi Yerevan ve Bakü, Kremlin sözcüsünün bu bilgisini henüz doğrulamadılar. Dahası, Dmitri Peskov'un dünkü açıklamasından birkaç saat sonra Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın devlet televizyonuna verdiği röportajda, şu anda 9 Kasım'da görüşme konusunda bir anlaşma olmadığını duyurdu. Resmi Bakü, Vladimir Putin'in basın sekreterinin veya Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına henüz yanıt vermedi. Üçlü görüşmenin ne zaman yapılacağı belli değil. Fakat önümüzdeki üçlü toplantının gündeminin bazı detayları biliniyor. Fransa'daki Belleville Kalesi'nde Fransız-Ermeni dostluğunun 20. yıl dönümüne adanan bir sergi düzenlenecek. Bu sergi 1988 yılında meydana gelen yakıcı depremin mağdurlarıyla ortaya çıkan dayanışma temelinde oluşan bir derneğin hikayesini anlatıyor. Sergide Kasım 2020'de yayınlanan Fransız-Ermeni dostluğunun gelişmesini, neyin katkıda bulunduğunu açıklayan Fransızların kalbinde Ermeniler başlıklı kitabın ana noktaları yer almaktadır. Sergi pazartesi, salı, peşembe ve cuma günleri 14 ile 18 saatleri arasında, çarşamba ve cumartesi günleri ise 10 ile 18 saatleri arasında gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tulunda Vladimir Sımpatya'nın seslendirdiği Ermeni halk müziği Solakipar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.